Hakan Akdoğan tarafından özel olarak dizayn edilmiş dünyanın ilk gezici UFO müzesindeki görüntülerle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakan Akdoğan'la beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Peki uzaya merakınız ne zaman başladı? Benim uzaya merakım çocukluğumdan beri aslında uzay yoluyla başladı. Kaptan Kirk, Mr. Spock, ilk ve siyah beyaz gösterirken 12 yaşlarındaydım o zaman, 11 yaşlarında, 35 sene önce. Dolayısıyla çok keyifle izlerdim o diziyi ve bana çok doğal gelirdi başka gezegenleri incelemeleri, diğer yaşam formlarını araştırmaları. Ondan sonra bilim kurgu romanlarıyla devam etti. Derken 20 yaşında, 85 yaşında Amerika'ya gittim eğitimimi almaya, üniversite eğitimimi. Orada tabii Amerika bu konuda çok derin çalışmalar yapan bir ülke. Çok fazla araştırma merkezi var, belgeseller var, kitaplar var. Kongreler yapılıyor sürekli. Bunları takip ettim ve olayın içine girdikçe bu kadar çok kanıt ve önemli olayın olduğunu idrak ediyorsunuz ki bu konuda bir şeyler yapmak istiyor insan. Ben de bilgilerimi, çevremi ve arşivimi Türk kamuoyuyla ve halkıyla paylaşmak için 96 yılında Türkiye'ye döndüm Amerika'dan. Ve İstanbul'da Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezimizi kurduk. Ve 15 yıldır da ciddi faaliyetlerimizi hem ulusal platformda hem uluslararası platformda devam ettiriyoruz. Kongreler yapıyoruz, uluslararası televizyon programları yapıyoruz. Bayağı yoğunsunuz. Yoğun, işte müzeler kurduk değişik şehirlerde. Gezici UFO Müzesi'ni de bu sene realize ettik ve bunu da yayacağız. Şimdi Amerika'da bir müze kuracağız Gezici UFO Müzesi'nin aynısından. Onun çalışmalarını başlattık. Daha sonra diğer kıtalar ve ülkelerde de yavaş yavaş franchise'in sistemiyle bunu yayacağız. Amacımız bu evrensel konudaki çok önemli bir konu bu. Dünya insanlığını yakından ilgilendiren, tüm evreni ilgilendiren bir konu. Tüm kamuoyunu bilgilendirmek. Bu konuda hazırlanmış geniş bir arşivimiz var. Siz de gezdiniz evet, müzeyi. Çok güzeldi. Eski çağdan günümüze binlerce fotoğraf, dijital fotoğraflar. Hepsi gerçek mi? Tabii bunlar hepsi özel incelenmiş, analizleri yapılmış fotoğraflar. Maketler var, canlandırmalar var, videolar Peki, var. Peki o maketler gerçeğine birebir mi? Tabii birebir temsili yapılmış canlandırmalardır. Korkmamız gerekiyor, ben biraz korkuyorum. Yok, korkmaya hiç gerek yok. Tam tersi, dünyada yalnız, evrende çok yalnız olan bir gezegen olsaydık korkmamız gerekirdi. Çünkü dünya insanı çok saldırgan. İyi ki varlar, iyi ki başkaları da var. Dolayısıyla evrenin zaten varoluş anlamı ve amacı yaşamı barındırmak. Evet. Trilyonlarca uygarlık olduğu konusunda ciddi bilgiler, bulgular var. Peki siz karşılaştınız mı? Benim 5 tane yakın gözlemim var, UFO gözlemim. 3'ü bunların İstanbul'da yaşarken, ikisi de Amerika'da yaşarken gözlemlediğim. Birkaç tanesi çok yakın gözlemler. Ama ben aşağı yukarı ilk gözlemimi 92 yılında yaptım. Yani 85 yılında bu konuları incelemeye başladıktan 7 yıl sonra. Yani görmeme de gerek yoktu. Zaten evrenin büyüklüğünü düşündüğünüz zaman yalnız olmamız olasılık olarak imkansız. Ama tabii görmem ve birkaç deneyim yaşamam bu konuda daha da farklı boyutlara taşıdı deneyimlerimi ve çalışmalarımı. Yoğun bir şekilde bu uluslar ve uluslararası platformda sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Peki gelen ziyaretçilerden anlatılanlar oluyor mu yani? Tabii yakın gözlemler var, gemiye alınanlar var. Bu alıkonma dediğimiz abduction diye tarif edilen, bu kaçırılma diye kullanılıyor ama biz o terimi kullanmak istemiyoruz. Korku veriyor insanlara. Daha çok alıkonma diyoruz. Bir de direkt temasta olan insanlar var dünya dışı varlıklarla. Bunların genel bilgi akışıyla yapılan bir takım çalışmalarda bu varlıkları yakın gözlem raporlarına göre de tiplemeleri var. Çok değişik türde olabiliyorlar. Bize benzeyen türler de var. Bizden çok farklı sürüngene benziyor. Ben kendimden şüphe ediyorum. Yani, uzaylı mıyım diye. Valla olabilir. 10 parmağında 10 marifet var. Biz de böyle düşündük. Olabilir. Aslında hepimiz uzaylıyız. Yani dünya gezegeni de uzayda olduğu için uzaylı diye bir kavram yok aslında.
bu ayrımcılığı yapmamamız lazım. Evet. Ama bu dünya insanının temelde kendi içinde yarattığı bir şey. Hep böyle bir işte sen Yahudisin, sen Müslümansın, sen şusun, musun bir ayrımcılıklar var. Bunu biz dünya dışı varlıklar olarak uzaylı demiyoruz da dünya dışı varlıklar diyoruz. Tabii onlarla tanışmamıza da az kaldı. Biz önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bu direkt temasın ve iletişimin daha netleşeceğini ve açığa çıkacağını düşünüyoruz ve öngörüyoruz. Bütün gelişmeler bunu işaret ediyor ve resmi yetkililer de ülkeler de bu konuda çok ciddi gizledikleri UFO dosyalarını açıklamaya başladılar. İngiltere Savunma Bakanlığı, Hollanda olsun, İsveç olsun, Yeni Zelanda geçen aylarda yaptı, Arjantin yaptı, Brezilya. Bu böyle devam edecek. Acaba bu tür araştırmalar Türkiye'de daha mı kapalı tutuluyor? Yani paylaşılmıyor mu diye. Türkiye evet maalesef resmi açıklamalar yönünden çok zayıf. Bizde de özellikle hava sahamızda çok ciddi gözlemler var. Savaş uçağı ama pilotları maalesef paylaşmıyorlar, örtbas ediyorlar. İşte biz de bu gizliliğe karşıyız. Bu evrensel bir bilgi. Hiçbir gücün, hiçbir egemen gücün ya da hiçbir kurumun böyle bir evrensel bilgiyi saklamaya hakkı yok. Bu tüm insanoğlunun haber alma özgürlüğü var. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde zaten bu ilk başta yazılan maddedir. Dolayısıyla bu bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Biz de amatör kameralarla halkın çektiği görüntüleri, fotoğrafları ve yaşanan önemli olayları ki askeri güçlerde de yaşanan olaylar var bize rapor ediliyor. Bunları Türk kamuoyuyla ve basınımızla yaptığımız periyodik toplantılarla, kongrelerle ve basın açıklamalarıyla paylaşıyoruz.